Kuzey Makedonya'da gerçekleşecek olan 2021 nüfus sayımı için yurt dışında yaşayan soydaşlarımızın 1 Mart itibariyle dijital ortamdan başlayan kayıt işlemleri 21 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecektir. Henüz kaydını yaptırmamış, Türkiye'de ve diğer ülkelerde yaşayan Kuzey Makedonya vatandaşlığı bulunan tüm Türk soydaşlarımız www.stat.gov.mk veya www.census.stat.gov.mk web siteleri üzerinden nüfus sayımına katılabilir. Kişilerin nüfus sayımı için yapmaları gerekenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Web sitesine giren kişilerin öncelikle Türkçe dilini seçerek işlemlerini Türkçe yapmaları süreci kolaylaştıracaktır. Vatandaşların oturum açmak için sisteme sicil numaraları yani EMBG ile kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt işlemini tamamlayan kişilerin e-posta adreslerine sistem tarafından tek kullanımlık bir şifre gönderilir. Kişiler e-posta adreslerine gelen şifreyi onayladıktan sonra doğrulama işlemi tamamlanır. Kişiler toplam 7 ekrandan oluşan kayıt işlemlerine hızlıca başlayabilir. Kişilerin sorulan soruları daha iyi anlamaları için ana ekranda 8 farklı dil seçeneği bulunmaktadır. Kişiler dil seçeneği menüsünden Türkçe'yi seçtikten sonra nüfus kayıt işlemlerine Türkçe olarak devam eder. Birinci ekranda kişilerin kişisel kimlik ve adres bölümleri yer almaktadır. Bireyler bu gruptaki soruları Kuzey Makedonya'da son kayıtlı oldukları adrese göre cevaplandırmalıdır. Sonrasında ailelerinde kaç bireyin olduğunu, varsa aralarında kaç kişinin Kuzey Makedonya vatandaşı olduğu belirtilmelidir. Ardından aile verileri girilmelidir. İkinci ekranda göç etmiş kişilerin verileri yer almaktadır. Bu bölüm sadece ikinci vatandaşlığı olan kişiler için geçerlidir. Burada Kuzey Makedonya haricinde hangi ülke vatandaşı olduğunuz sorusu kişiye sorulur. Yurt dışında olmanızın nedeni Kuzey Makedonya'ya ne kadar sıklıkla geldiğiniz gibi soruları bulunmaktadır. Üçüncü ekranda kişilerin medeni durumu, etnik kökeni, dini, ana dili ve ailede konuşulan dil gibi soruları yer almaktadır. Kişiler etnik kökeni sorusuna mutlaka Türk, ana dili ve ailede konuşulan dil sorusuna Türkçe ve din sorusuna da İslam ifadesini kullanmalıdır. Dördüncü ekranda kişilerin eğitim durumuyla ilgili sorular yer almaktadır. Mezun oldukları okul bilgileri veya hala eğitime devam ediyorlarsa eğitim aldıkları okul hakkındaki bölümleri doldurulmalıdır. Beşinci ekranda kişilerin ekonomik durumuyla ilgili sorular yer almaktadır. Bu sayfada yer alan sorulara sadece 15 yaş üstü kişiler cevap vermelidirler. Ekonomik durumla ilgili sorular 25 Mart 2021'den 31 Mart 2021'e kadar olan süreçteki beklenen güncel durumu içermektedir. Altıncı ekranda kişilerin geçim kaynağı ile ilgili sorular yer almaktadır. Bu sorulara yaşa bağlı olmaksızın herkesin cevap verme hakkı mevcuttur. Bireylerin en fazla 2 cevap verme hakkı vardır. Yedinci ekranda kişilerin sağlık durumları ile ilgili sorular yer almaktadır. Eğer kişilerin bir sağlık sorunu mevcutsa, günlük aktivitelerinde yaşadığı zorlukları ispatlaması için sadece kendi beyanı yeterli sayılacaktır. Kişiler toplam 7 ekranda sorulan soruları yanıtladıktan sonra karşılarına gelen sayfadaki kaydet butonuna tıklayarak kayıt işlemlerini tamamlayabilir. Unutma, sensiz bir eksiğiz. Kimliğine sahip çık.